Merhaba saygıdeğer arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda da sizlere aloe vera'nın zararlarını anlatacağım. Yani karanlık yüzünü. Aslında bu bilgi yeni değil fakat güncellenmiştir. Videonun ilerleyen zamanlarında sizlere bütün arkadaşların anlayacağı şekilde tane tane olarak anlatacağım. Bugün YouTube'da veya internette yazılarda baktığımız zaman devamlı aloe vera'nın faydaları, aloe vera nelere iyi gelir, aloe vera'nın yapılışı falan filan videolar mevcuttur. Yani o kadar çok ki 3 yaşında bir çocuğa dahi sorsanız aloe vera'nın faydaları nelerdir sizlere sayacaktır. Avrupa Gıda Güvenlik Kurumu, tahmin ediyorum videoyu seyreden arkadaşlardan birkaç tanesi bu kuruluşun ne olduğunu bilecektir. Avrupa Gıda Güvenlik Kurumu, kısaca EFSA, daha doğrusu daha detaylı bilgi isteyen arkadaşlar internetten rahatlıkla araştırabilirler. Avrupa Gıda Güvenlik Kurumu EFSA'nın Science XX dergisinde yayınlanan bir yazıda Avrupa Gıda Güvenlik Kurumu EFSA aloe bitkilerinin zararlı olabileceğini, daha doğrusu zararlı olduklarını uyarıyor. Bitkinin yapraklarının üst tabakası, yani şu kesim, alt taraf değil, şuralar, DNA zarar verebilecek ve kanserojen olabilecek maddeler içerdiğini savunuyor. Hatta araştırmalarının sonucunda bu bilgilere ulaştıklarını dergide yazıyor. Avrupa Gıda Güvenlik Kurumu'nun araştırma sonuçlarının aynısı Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı ve son olarak da Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü, kısaca BFR, dahil olmak üzere diğer Avrupa ve uluslararası kurumlar tarafından da daha önceki değerlendirmeleriyle uyarılıyor. Yani az önce de dediğim gibi bu bilgiler yeni değil fakat güncellenmiştir. Okuyan arkadaşlar, daha doğrusu duymuş olan arkadaşlar biliyorlardır. Zaten 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü, WHO Uluslararası Kanser Araştırmaları IARC, tüm aloe bitkilerinin yapraklarından elde edilen özleri insanlara karsinojenik olarak sınıflandırmıştır. Önceleri okuyan arkadaşlar veya duyan arkadaşlar olmuştur. Bütün yetkili kurumlar 2017 yılından Kasım ayından bu yana tüketicilere en iyi şekilde aloe arborens cinsin soyulmamış yapraklarından elde edilen ürünlerin, meyve sularının, takviyeleri ve diğer yiyeceklerden uzak durmasını tavsiye ediyor. Aloe cinsi bitkilerinin yaprakları ile gıda üretiminde antranoid içeren dış yaprak tabakaları, şuralardan bahsediyoruz, dış yaprak kısımları, antra kodlarla kontaminasyonu en aza indirmek için dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır. Yani hepimiz biliyoruz, kullanan arkadaşlar da bunu görmüşlerdir. Biz aloe vera'mızın, evde bulunan aloe vera'ların kullandığımız kısım iç jelleridir. Bunlar zararsız. Fakat kesip alabilmek için tutuyoruz. Bunu da şu şekilde önleyebiliriz. Bir eldiven kullanarak veya
jelatin kağıdı önceden sarıp, sardıktan sonra tutup dal kısmını veya yaprak kısmını keserek bu riski azaltıyoruz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Soru soran arkadaşlar yorum bölümüne sorularını aktarabilirler. Kısa zaman içinde kendilerine dönüşte bulunacağım.